olmak için burada bulunuyoruz canlar. Bugün çok kıymetli iki tane hocayla sizlerle çok güzel bir konuda, aşk konusunda, aşkın genetiği konusunda konuşuyor olacağız. Gökben Hoca'yı hepiniz tanıyorsunuz. Hem Süper 7 TV ailesinden kendisi de aynı zamanda konuk aldım. Sizler benim izleyicilerim de tanıyor. Süper 7 TV izleyicileri de tanıyor. Bugün Gökben Hoca için kıymetli, benim için de çok kıymetli bir hocam. Profesör Doktor Gökçen Yuvalı. Bu arada isminizi karıştırırsam lütfen affola. Çok yakın isimleriniz birbirine. Bugün hatta Evet, kendi kendime böyle kodladım. ben Gökçen. Kodladım böyle dedim, bir yanlış söylemeyeyim. Gökçen Yuvalı hocamız var. Sağ olsun kırmadı, konuk oldu. Aşkın genetiği konusunda konuşuyor olacağız. Aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili projelerinden, çalışmalarından bahsediyor olacaklar canlar. Gökbenciğim, seni seyircilerimiz Süper 7 TV tanıdığı için ben önceliği Can Hocam, Gökben Hocama vermek istiyorum. Senin de müsaadenle. Can Hocam, kendinizi biraz tanıtır mısınız Süper 7 TV izleyicilerine? Evet, memnuniyetle Adile Hocam. Çok teşekkür ederim bu güzel girişiniz için ayrıca ve davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Gökçen Yuvalı. Akademik hayatımda çok farklı üniversitelerde görev aldım. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve son olarak 2010 yılından itibaren işte 14. yılımdayım. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde ve yine 2014 yılından beri profesör doktor olarak çalışmalarıma, görevime devam etmekteyim. Alanım biyoteknoloji, endüstriyel mikrobiyoloji ve işte moleküler biyoloji, genetik, bunlar artık multidisipliner bilimler, hepsi bir arada. Bu alanda işte uzun zamanlardır öğrenci yetiştiriyorum, eğitim veriyorum, derslerimi veriyorum. Kendi projelerim oluyor, yayınlarım, çalışmalarım oluyor. Bir taraftan da böyle bir spiritüel alanla da bir bağım var. Alternatif Evet. tarih ve spiritüel alanla da. Onlarla da ilgili devam ediyor işte bir takım çalışmalar. Teşekkür ederim. İyi ki var hocam. Bu Evet. alanla ilginiz olmasaydı sizi tanıyamayacaktık. Sağ olsun Gökben hocam da vesile oldu. Gökben hocam benim için çok kıymetli. Başka bir bağımız var onunla. Benim için Memleketi de öyle. bağını söylemiyorum. Memleketi bağını söylemiyorum. O şu anda arkadaşlar 3 tane Malatya bağı olan Can hocalarla Evet. berabersiniz, onu söyleyeyim. Çok şanslı, şükürler olsun. Gökben hocam, birazcık da seninle giriş yapalım. Daha sonra projelerimizden bahsedelim. Tamam. Çok teşekkürler kıymetli ve nazik davet için Adil Hocam. Senin yerin bende çok ayrı. Gökçen Hocam da sağ olsun, o da kırmadı. Çok güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. Ben şimdi aldım sözü elime. Bakalım neler söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ben de aslında herkes gibi yaşam yolumda giderken hani vardır ya, bir şeyleri ararsın. Benim varoluşumun sebebi nedir? Bir şeyler eksiktir. Yani aslında her insan belli bir yaşta bu duygu durumuna girer. Kimisi erken girer, kimisi geç girer, kimisi belki hiç girmez. Bununla birlikte ben bir yolda giderken o eksikliği fark ettim. Arayış içerisindeyken yolum koçluk eğitimlerini veren bir akademiyle kesişti. Koçluk eğitimlerini o kadar çok sevdim ki, işte bu tabii bu koçluk eğitimleri derken bu büyük bir paketti. Bir eğitmenlik paketiydi. İşte kuantum, NLP gibi pek çok eğitimi birlikte aldım. Fakat kendimi çok içselleştirdiğim ve kendimde çok şifalandığım için devam ettim. Hani sen de bilirsin Adil Hocam, Gökcan Hocam da öyle. Bir eğitime bir kere bir bulaştığın zaman ilmin bilmin sonu olmadığı için nefesle de bunu taçlandırayım. Tabii ki bulduğun her eğitime gitmek gibi değil. Bunları bütünleştirebileceğimiz, kendimizle içselleştirebileceğimiz eğitimleri alarak yoluma devam ettim. Hobim sonra biraz biraz mesleğim olmaya başladı. Ben kurumsal hayatta çalışmaya da yine devam ediyorum.
Bununla birlikte bu yolda da güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Kendime bir kere çok büyük katkılarım oldu. Keyifli ve mutlu hissettiğim için de bu yolda devam ediyorum. Bakalım yakında işte birkaç farklı projemiz olacak Gökçen hocamla da. Kitap çalışmalarım devam ediyor gibi gibi. Ben çok da lafı uzatmayayım. İzleyicilerimiz bugün bizim neler konuşacağımızı eminim ki merak ediyorlar. Biz hem işte aşktan, depresyondan, travmalardan, genetikten bahsederken aslında hem de biraz projemizden bahsediyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Gökçen hocamın projelerinden biraz bahsederse sevinirim. Aynı zamanda kendi alanlarından, hangi projelerde daha önce bulunduğundan. Çünkü ben de sizlerle beraber tanıyacağım Can hocalarım. İlk defa yayına alarak daha detaylı tanıma şansına sahip olduğum için bu soruları birlikte bizler de öğrenmiş olacağız Gökçen hocamın alanını. Gökçen Evet. hocam önce bir şey değil mi ben? Şimdi biz böyle sohbet ederken birbirimizi bize kazandıran sevgili Göktürk Evet. Romu'yu Anmayalım mı? Analım tabii ki. Sevgili dostumuzu anmadan olmaz. onun gizli biz. Evet. Öyle mi? Ben de umarım tanışırım kendisiyle. Çok kıymetli bir dostumuzdur. İnşallah en kısa zamanda. Umarım, Evet. umarım kolaylıkla olur. Adile Hocam şöyle ben tabii kendi alanımda uzun yıllardır biraz önce de bahsettiğim gibi çalışmalar yaptım. DNA ile ilgili, genlerle ilgili çalışmalar yaptım. Mikroorganizmalarla ilgili çalışmalarım, projelerim oldu. Doktoram da zaten bu yöndeydi. Daha sonra doçentliğimi de bu alanda aldım. Ondan sonra da işte profesörlüğe geçiş aşamalarımda da aynı yoldan devam ettim. 2012 yılında da Göktürk Ramu ile yollarımız kesişti. Ve onun çalışmaları, tabletler, Sümer tabletleri üzerinde özellikle, işte uzaylı atalarımızla ilgili yaptığı çalışmalarda beraber Evet. tabletleri genetik anlamda oradaki genetik müdahale, insanoğluna yapılan genetik müdahaleler konusunda tabletleri çözümlemede beraber çalıştık. Oradaki onları yorumlamada ve devamında işte onun ilk çıkan kitabıydı Amon Ra. Amon Ra 2014'te çıktı. Amon Ra'da hem bilimsel danışmanlık yaptım hem editörlük yaptım. Devamında tabii ki bizim ilişkimiz devam etti. Onun çalışmaları devam etti. Yine 2020'de Bala Eskar kitabında beraberdik. Aynı şekilde yine editörlük ve bilimsel danışmanlık yaparak. Ve 2023'te 10. Boyut kitabını da çıkardı sevgili Göktürk. Onda da yine beraber çalıştık ve işte senede 3-4 kere duruma göre müsaitliklerimize göre de beraber online Zoom üzerinden hem genetik, epigenetik hem de boyutlar ismi altında kuantum mekaniğini, kuantum fiziğini anlatan 4 haftalık eğitimler açıyoruz kendisiyle. Güzel hocam, Can hocam çok kıymetli bilgiler, çok eminim ki çok kıymetli kitaplarını da okuma şansım olmadı. Ama bugün yayından sonraki ilk Çok kendine tavsiye ederim. seçtiğim Çok beğenirsiniz. Ki kesinlikle. bu saydıklarımın dışında 7 kitabı var sevgili Göktürk'ün. Hepsini de tavsiye ederim şiddetle. Aynen. Ben de Umarım. kitaplarını çok, hatta bütün arkadaşlarımı etiketlemiştim. Seni nasıl unutmuşum Adile hocam? Sen de oku, sen de oku diye. Hemen Her şeyin bir zamanı var biliyorsun, ben süperisini hep anlatırken eğitimlerde diyorum ki işte bazen hocam bu konuyu ben atlamışım, şurayı ben çözememişim gibi birçok soru geliyor ya bizlere. Her şey zamana muhtaçtır, gerçekten zamanlı kollar. Su akar yolunu Zamanın bilen atalarımız. bekler. Her şeyin zamanı var Bu ya. arada hocam atladım işte bir taraftan da işte bir biyoenerji işte eğitimleri uygulayıcılıkları aldım. Access uygulayıcılıkları aldım. Süper. Birkaç teknikte eğitmenlik aldım. Son olarak da bayramdan önce Theta Healing 4 modülünün eğitmenliğini tamamladım.
Umarım Güzel hocam. Çok çok çalışmalarda katkılı bilgiler hepsi. eğitmenlik açacağım. Şu açıdan çok çok gurur duyuyorum gerçekten. Benim öyle bir bakış açım var. Bilmiyorum sizler de katılıyor musunuz? Karşımda bir kadının bu kadar güçlü, bu kadar kendini geliştiren her anlamda daha halen öğrenci olmayı seçip devam eden bir meslektaş diyelim. Umarım bizler de aynı şekilde kendimizi bu kadar geliştirebiliriz, daha da ileriye taşırız. Hedefim de o. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hepimiz Gurur aynı, duydum gerçekten Can Hocam. kendimize göre Gurur duydum. seçtiğimiz yollarda devam ediyoruz. Hepimiz birbirimize Kolay. çok güzel örnekler oluyoruzdur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Can hocalarım, aşkın genetiği benim çok ilgimi çekti. Aşkın bir genetiği var mı? Lütfen bana da anlatır mısınız? Şöyle yapalım. Önce biraz aşktan meşkten bahsedelim. Ben Şubat ayında yaptığım bütün programlarda Bahsedelim. evet, ilişkilere girdik, aşk konusuna girdik. Yine şöyle kısaca bir aşk nedir'den girelim. Ondan sonra Sayın hocamıza sözü bırakalım. İşte aşk nedir? Aşk kimisine göre bir zihin tutulmasıdır. Kimisine göre beğendiğin bedenlere istediğin ruhu, kişiyi giydirmektir. Ama sözün özü nedir? Senin aşk duygusunu hissettiğinde kalbinde, karnında kelebeklerin uçmasıdır gibi özetleyebiliriz. Bununla birlikte aşk duygusu böyle güzel güzel giderken şimdi hocam anlatacak hormonlarımızı bu hormonlarımız aslında devreye girdiği için böyle bir tap yapar ve biz ayaklarımızın üzerinde durmayız da biraz azıcık havalara doğru yükseliriz ve kendimizi yenilmez hissederiz o dönemde. Artık bir kişi değilizdir. İki kişi değilizdir. Bir kişi olmuşuzdur. Lakin bunun da bir ömrü vardır. Bir süre sonra ayaklar yere basar, anlaşmazlıklar çıkar. İşte onun sonrası sevgi dillerini öğrenmek gibi. Ama bugün burada konumuz sevgi dilleri olmadığı için ya da temsil sistemleri ya da NLP, kuantum. Şimdi bugün biraz bilim konuşacağız. İlmi bir tarafa bırakıyoruz. Gökçen hocama ben sözü veriyorum. Peki bu aşkın genetiği nedir? Bizim genetik kodlarımız birbirine uyum sağlayınca aslında uyumlu çiftler mi oluyoruz? Aslında hatta bununla ilgili de Netflix'te bir dizi var hali hazırda oynuyor. Ben de daha tamamlayamadım, biraz bakmıştım ama bunların gerçekliği var mıdır? Sayın hocam şimdi Profesör Doktor Sayın Gökçen Yuvalı hocamızdan bir dinleyelim bakalım genetikte neler oluyor? Memnuniyetle. Evet, şimdi bizi biz yapan her şey genlerimizin kontrolü altında. Ve yaşamımıza dair olan her şey de genlerimizin kontrolü altında. Dolayısıyla fiziksel özelliklerimiz, üzüntülerimiz, korkularımız, hastalıklarımız, birilerini sevebilme becerimiz, aşkı da içine alaraktan bunu söylüyorum. Ve hatta bundaki davranış şekillerimiz, aşkı yaşama yönümüz, şiddetimiz, kimileri çok sakin yaşar bu duyguyu, kimi çok şiddetli, çok ateşli yaşayabilir. Bunların hepsi, her şey genlerimizin kontrolü altında. Gen dediğimiz yapılar bizim kalıtsallığımızın işlevi. Tabii ki İnsan Genom Projesi 2003 yılında tamamlandı ve biz artık halen de oradan çıkan bilgiler var. Halen yeni genler araştırılıyor. Fakat şunu biliyoruz şu anki bilgilerimiz. 20 ila 21 bin civarında aktif yani proteine çevrilen genlere sahibiz biz insanoğlu olarak. Bir de tabii proteine çevrilmeyen farklı fonksiyonları olan ve DNA'mızın aslında %97'lik gibi büyük bir bölümünü kaplayan genler var. Ama şu anda bunlar konumuz değil. Biz o %2'lik ve üçlükle biz oluyoruz. Dedikten sonra ve tabii ki aşka düşüldüğü zaman aşk beyinde çok büyük bir hormonal fırtına başlatır.
Bununla ilgili nasıl çalışma yapmış bilim insanları? Aşık olmuş olan kişilere, aşık oldukları kişilerin fotoğraflarını gösterdiklerinde bu kişilerin hemen bir beyin tomografisi çekiliyor ve bu sonuçlarda görülüyor ki kişilerin işte ödüllendirilme, başka insanları algılama gibi beyinlerindeki bu bölgelerde bir farklılaşma olduğu, burada bir aydınlanma olduğu dikkat çekiyor. Ve şimdi biyokimyasal bir olay olduğu için aşk aslında aşkı yaşamada ya da dediğim gibi aşka düşmede etkili olan bu beynimizle alakalı bir şey aslında. O beynimizdeki hormonlar ve nörotransmitterlerle alakalı bir şey. Bunlar da bir artış oluyor. Hangi hormonlar bunlar? İşte dopamin, serotonin, vazopresin hormonu gibi hormonlarda artış oluyor. Ve bu hormonlarda zaten belirli gen bölgeleri tarafından kodlanıyorlar. Çünkü bütün hormonlar proteindir. Bunları kontrol eden gen bölgeleri bu hormonların sentezlenmesini ve vücutta gerekli yerlere gönderilmesini, hücre içine alınmasını sağlıyorlar. Şimdi mesela dopamin hormonu dediğimizde hepimiz biliriz, dopamin hormonu böyle insana mutluluk verir, keyif verir. Şimdi insanlar aşık olduklarında bu keyfi yaşıyorlar. Ama o aşkla ilgili bir hayal kırıklığı yaşadıklarında, o aşkı kaybettiklerinde de tekrar o hormonu yerine koymaya çalışıyor vücut. Evet. Burada da zaten işte o zaman da belki işte o depresyon, işte o travma, işte onlarla ilgili durumlar söz konusu olabiliyor. Keza vazopresin hormonu, özellikle AVP geni dediğimiz bir gen bölgesi var. O gen tarafından sentezlenen bir hormon. Bu hormonla ilgili yapılan, erkek farelerle ilgili yapılan şöyle bir çalışma var. Bu hormonun aktivitesinin yüksek olduğu erkek farelerde dişilerine karşı daha fazla düşkünlük olduğu görülüyor. Ve ilginç bir hormon bu hormon. 334 farklı çeşidi var, alleli var bu hormonun. Ve bu da bize şunu gösteriyor. Bizim karşımıza aslında bu hayatta 334 değişik erkek çıkabilir. Wow. Tabii. Hocam, o hormonu dışarıdan verebiliyor muyuz erkeklerimiz? Artık karşımıza gelenler bunun hangi aleline sahiplerse onlarla işte böyle bir İdare edeceğiz elimizdekiyle. durumlar yaşanabiliyor. Yine serotonin de böyledir. Onun iki tane farklı aleli vardır. Farklı formu vardır. Serotonin hormonunu sağlayan, daha doğrusu üretimini sağlayan gen bölgesinin. O bunlardan biri uzun form diye adlandırılmış, biri kısa form. Şimdi kişi eğer bu kısa forma sahipse, bu hormon bakımından, bu hormonu sentezleyen gen bölgesi bakımından, yani öyle ifade edeyim. Biraz daha böyle aşkını ateşli yaşıyor çok. Şiddetli yaşıyor. Ama eğer uzuna sahipse daha dingin, daha sakin, daha oturaklı bir aşık tipi çıkıyor karşımıza. Böyle yani bu hormonların hepsi Hocam, şimdi şöyle bir şey, ben hep derler ya, aşkın gözü kördür. Buradaki kör deyiminden kasıt galiba biz karşımızdakini o hissettiğimiz hormonların verdiği o mutluluk hormonuyla hiçbir negatifini göremiyoruz ya da yanlış davranışını fark edemiyoruz. tabii. O hormon zamanla azaldığı için mi görmeye başlıyoruz? Ne değişiyor hocam? Orada Tabii. genetikte ne Tabii oynuyor? orada işte o coşku dediğiniz gibi hocam, o bir coşku var. Sonra zamanla işte o bir takım bu hormonlardaki o düşüş söz konusu olduğunda bu sefer gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Yani daha önce o insanda görmediğimiz, yani kadın olsun erkek olsun, yani bu karşılıklı ilişkide o görülmeyen, dikkat edilmeyen, hiç önemsenmeyen, hep arka plana atılan şeyler o zaman gün yüzüne İdare çıkıyor. edilen. Problemler başlıyor orada da. Hatta şey değil midir hocam? Bu işte
kadın ya da adam fark etmiyor. Diyor ki sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Davranışların değişti. Adam ya da kadın her neyse der ki yo ben hep böyleydim hiç değişmedim. Aslında senin ona bakışın değişti. Öyle değil mi? Hormonlar Evet. aşağı indiği zaman sen de Tabii. gerçeklerle merhaba gerçekler diye yüzleştin. Kesinlikle o şekilde. Peki hocam hiç hormonlar değişmeyebilir mi? Yani var mı öyle bu hormonlar ömrün sonuna kadar giden? Ben orayı merak ettim. Şimdi bu duygu yoğunluğunu sürekli yaşamakla alakalı bir şey bana göre. Yani o duygu yoğunluğunda kalabilmeyi başarıyorsanız, o mutluluğu, o coşku halini o kişiye karşı sürekli yaşayabiliyorsanız, tabii ki hormonlar azalmaz ve o duygu yoğunluğu da aynı şekilde devam eder. İşte orada Ama araya ne kadar ediyor, ne kadar ediyor? Fakat şimdi şöyle, çok bunun da bu şekilde sürekli devam edeceğini düşünmüyorum da, işte hani ilişkilerde böyle o uçuş geldi. hali biter ama orada bir bağlılık, bir işte onu sevgiye dönüştürme, karşılıklı güzel paylaşımlar, birbirleriyle ilgili birbirlerine katkı olmaları, birbirlerinin alanlarına saygı duymaları gibi durumlar oluşturabilirse çiftler, işte o zaman tabii ki hormonlar da aslında o mutlulukla, o keyifle yine belli bir düzeyde kişinin bünyesinde salgılanmaya devam edecektir. Evet İşte ama hocam tabii araya yani şey giriyor Adile hocam ilim giriyor bu sefer. Biz bu hormonlar azalsa da evet aşk duygusu ömür boyu sürmüyor zaten. Ne yapıyorsun? Bu sefer o ilişkiyi sevgiye evirmek gerekiyor. Birbirini anlamaya ne oluyor? İletişim işin içine giriyor. Dinlemek gerekiyor. Biz iletişimi her zaman şey zannederiz. Konuşmak, konuşmak değil, dinlemek karşındakini anlamaya çalışmaktır. Sonra ne giriyor? Birbirinin sevgi dilini öğrenmeye aslında giriyor ki sevgiyi anlamak. Kimisi çünkü söylenilmesinden hoşlanır, kimisi hediyelerden hoşlanır gibi gibi. Şimdi burada konuyu aynen. uzatmak istemediğim için pek çok aslında enstrüman vardır. Bunu sevgiye evirdiğimiz müddetçe bu sefer o aşk sevgiyle birlikte devam eder ve güzel bir birliktelik sürer. Bununla birlikte o hormonlar indiğinde sen bunu sevgiye çeviremediysen, birbirinin dilini anlamadıysan, birbirinin temsil sistemiyle hitap edemiyorsan bu sefer zaten ayrılıkta kaçınılmaz bir hale gelir. İşte biz bu tüm bilgilerle, şimdi travma ve depresyon da gelecek ama tüm bu bilgileri dedik ki tabii ki daha fazlasını da Sayın Gökçen hocamla biz bilim ile ilimi birleştirelim ve bambaşka hiç yapılmamış bir eğitim düzenleyelim. Bunu da nasıl yapalım? İlim bilim birlikteliğiyle ikimiz beraber yapalım. Aslında fikir böyle doğdu diye özetleyebilirim kendi adıma. Top sizde. Gökmen hocam ilişkilerle ilgili biliyorum çok güzel çalışmalarım var. Biraz oradan bahsedebilir misin Cantan? Tabii ki işte o eğitimleri aldıktan sonra birkaç tane daha tabii işte nefes geldi, mindfulness, kuantum bunlar zaten benim alanımdı. Sonrasında ilişkiler biraz beni cezbetti ve ilişkiler üzerine eğitimler aldım. İlişki koçluğu, aile danışmanlığı vesaire gibi çünkü seviyoruz hepimiz değil mi? Bireylerin hayatlarına dokunmayı ve aslında bütün problemin yani problem olmayan problemlerin olduğunu görüp kişilere bunu gösterebilmek, farkındalık yaratmak, ilişki koçluğundaki aslında amaç nedir? Yaşam koçluğunda sen kişiyi bulunduğu yerden olmak istediği yere kadar yol arkadaşlığı yapmaksa ilişki koçluğunda da kişilerin, bireylerin romantik ilişkide olan çiftlerin aslında farkındalık kazanmasıdır bir anlamda. Çünkü biz birbirimizi bazen anlayamayabiliyoruz. Hatta bugün de bir konu üzerine konuşmuştuk Adil Hocam senle. Eften püften noktalardan anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Aslında çözüm çok kolay. Çözüm bizde. Biz sadece bakış açımızı değiştirdiğimizde her şeyi,
farklı görebiliyoruz. Bizim sorun zannettiğimiz pek çok şeyin aslında sorun olmadığını, birbirimizi anlayamamaktan, birbirimizin farkındalığına varamamaktan, anla birlikte akamamaktan, mindfulness anda kalmak der ama Çin tıbbı, Qigong falan anla akmak der buna. Ben de anla akmak kelimesini, iki kelimesini daha doğrusu çok seviyorum. Anla akamamaktan kaynaklanan bir takım iletişim problemlerini çözmeyi seviyorum diyebilirim. Bu konudan da çok keyif alıyorum. İnsan sevdiği ve keyif aldığı konuda da daha başarılı oluyor diye düşünüyorum sevgili Kesinlikle. Adil. Aç olduğumuz bilgiye ben de çok katılıyorum sana Gökbenciğim. Aç olduğumuz her bilgi bizde muazzam akar. Gerçekten akar. Hiç bunun hani böyle abartmıyorum. Ne gecesi ne gündüzü ne zamanı hiçbir şey yetmemeye başlıyor. Sürekli orada bir açlık hissediyorsun. Hani aç olduğunda o yemek aklından çıkmaz. Yiyinceye kadar böyle bir his olur ya. İşte fark ettiğimizde de bu her şey için geçerli. Bilgi için de geçerli. Ben de bu alana ilk girdiğimde gerçekten çok aç olduğumu fark ettim. Gece 2-3'lere kadar. Yani iyi ki açız, iyi ki bilgiler bizde güzel bir tezahür ediyor. Edeceğine de inanıyorum. Bu arada NLP'nin temsil dilleri ben kendime çok güzel deneyimledim. İlişkilerde çok güzel kurtarıcı oluyor. Benim ilişkimde bile emin olun ki canlar hep paylaşıyorum. Farklı bir bakış açısı geliştirdi. Hep eşimde eleştirdiğim bir nokta vardı. Neden bu kadar sese duyarlı? Saatin sesine de insan duyarlı olur mu canım? Yani o saat tık tık küçük bir ses çıkarıyor gibisinden. Sonra işitsel olduğunu fark edince ben görsel, o işitsel, ben ona anlayış geliştirdim. Onun tepkilerini anlamaya başladım. İşte biz birbirimizin dilini öğrendiğimizde bu şu gibi. Ben İngilizce konuşuyorum, sen Türkçe konuşuyorsun. Neden Türkçe konuşuyorsun diye eleştirmeyi bıraktım. Ben de onun dilini öğrendim diyelim. Sadece temsil dilleri ve sevgi dilleri bile birçok ilişkiyi kurtarıyor. Zaten Gökben deyince aşk dememek mümkün değil. Özleşiyor, yakışıyor. Ben yakıştırıyorum Gökben hocama. Gökben hocam da öyle bir aurası var ki arkadaşlar, ben sizlerle beraber tanıyorum. Gerçekten böyle bir naif, çok tatlı, çok güzel bir aurası var. Çok da yakışmışsınız Can hocalarım. Birlikte çok güzel projeler yapacaksınız. Ben inanıyorum size. Biraz da projelerinizden bahsedelim. Gökçen hocam, siz bahsetmek ister misiniz Gökben hocamla projenizden? Tamam. Biraz da şey, depresyonu, travmalara girelim. Değil mi hocam? Ya olur. Da, evet. Daha başlamak isteyeceğiniz şeyler de vardır belki. Yani vaktimizi de biraz daha var hocam. Ben, evet 5 dakika kala ben vakti size hatırlatacağım. Daha 10 dakikamız var. Tamam, o yine aşktan devam mı edelim? Depresyon, travma, işte zaten çok birbirlerinde çok de... mi acaba? Bilmiyorum hocam, top sizde, siz ne derseniz o. Yani tamam. Aslında aşktan ayrılıklarda tabii ki biz eğitimde evlilik, ayrılık, boşanma. Evet. Ay şimdi benim aklıma bir tane hikaye geldi, onu anlatabilir miyim? Biraz şenlensin ortalık, bir de kıskançlığa gireceğim. Bilmiyorum genlerle ilgili noktasını ama. Şimdi geçen gün bir programda bana anlatmışlardı, ondan önce bir kitapta da okumuştum. Maymunlarda ya da daha iri orangutan mı oluyor? Onlar da işte bir tane maymun diyeyim ben ona, bir erkek, goril pardon, bir karısı bir de sevgilisi varmış. Bunlar bir tarak kullanırlarmış. Sevgilisi olan eşinin tarağını saklamış. Bunun nerededir hocam diyormuşum. Bana aşk ya, aklıma o geldi. Onlarda bile kıskançlık duygusu, aşka dair aslında pek çok şey var. Sonuçta kıskanmak da, tabii kıskanmak üzerine de çok şey söylenebilir. Bununla birlikte hastalık noktasında olan kıskançlıktan tabii ki bahsetmeyeceğiz. Lakin... Bir şey söylemek istiyorum Gökben hocamla konuşmam bitince, unutmadan söyleyeyim. İlişkilerle ilgili aşk konusunda sonsuza kadar devam eder mi diye sorduğumda, bu duyguyu tamamen sürdürmeye bağlı. Ben hep söylüyorum, asker eşiyim.
Benim eşim giderdi işte 3 ay, 4 ay, bazen 6 ay gelmezdi. Geldiğinde sanki ilk defa tanışmışım gibi utanma duygusu, özlem, o kıpır kıpır, hani böyle sevgililer ilk defa görüşünce bir aşk duygusu olur ya, onu her seferinde ben hissettim. Acaba ayrılıklarında aşkı pekiştirme özelliği mi var diye geldi aklıma. Özlem, Ederim özlem. yani, arada bir ayrılsınlar, böyle bir 10 gün, 5 gün veya bulabiliyorsalar, fırsat bulabiliyorsalar. Aslında hep şey diyoruz ya hocalarım, alan tanımak birbirimize. Bazı birlikteliklerde çiftler birbirine alan tanımıyor. Alanına çok fazla giriyor. Bunun sebepleri tabii pek çok sebebi var. Bunun hastalıklı olanları da var. Farkında olmadan yapılanları da var. İşte çocukluk şemaları var, bağlanma stilleri var. Mesela güvenli bağlanan iki bireyde böyle sorunlar olmaz. Herkes birbirine alan tanır ya da özlem duygusu dediğiniz gibi sizin böyle özlem de güzel, yani kısa süreli olursa güzel bir duygudur. Bununla birlikte alan da tanımak gerekiyor. Hani birlikteliklerin güzel yürümesi için, ama güvensiz bağlanan ilişkilerde işte kaygılı, kaçıngan bağlanma gibi durumlarda özellikle kaygılılarda kıskançlık duygusu çok fazla oluyor. Çünkü sürekli terk edilme duygusunu hissediyor. Belki de terk edilme şemaları olduğu için gibi gibi aslında. Şimdi siz bu noktaya dikkat çekince buralardan da bahsetme gereği hissettim. Evet, birazcık da arada alan tanıyıp özlem duygusuna yer vermek, çiftlerin evli olsun ya da birlikte olsun, kendilerinin bir birey olduğunun farkındalığıyla hareket ederek kendi yaşamlarına da devam etmesi. Evet, bir birliktelik var ama ayrı ayrı bireylersiniz. O alanda da kendinize fırsat tanımalısınız gibi özetleyebilirim. Tabii. İşte alan tanınmadığı zaman tıkanıyor ilişkiler. Çok doğru. Yani ayrılık aslında iki şeye yol açıyor anladığım kadarıyla. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diye bir söz de var. Bazı ayrılıklarda tam tersi sevgi azalıp aşk azalıp veya bitebiliyor. Bazı evliliklerde de ben de olduğu gibi iyice pekişiyor. Yani burada hangi hormon devreye giriyor bilmiyorum. Evet. Şimdi hormonların haricinde de bazı gen bölgelerimiz var aslında. Eş seçiminde çok etkili olan. Bunlar da bağışıklık sistemimizde bulunan insan lökosit antijeni dediğimiz antijenlerin üretiminden sorumlu olan gen bölgeleri. Şimdi bu gen bölgeleri bireyler arasında birbirinden ne kadar farklıysa o kişiler birbirine çekiliyor. Aa, çok ilginç. Bununla ilgili bir deney yapılıyor sene 2008 yılında işte bir takım bir grup erkek bir grup kadın işte erkeklere tişörtler giydiriliyor bir süre onlar o erkekler o tişörtleri kullanıyorlar bedenlerinde sonra bu tişörtler o deneyde gönüllü olan hanımefendilere koklatılıyor. Bu koklama sonrasında hangi hanım hangi beye böyle çekilirse bakıyorlar ki böyle bir gen bölgesi var. Ve bu gen bölgeleri bunların arasında birbirinden yani gen bölgeleri olarak çok farklı, uzak. Sonra da bu İsviçreli bir şirkete bu deney, terli tişört deneyi deniyor. Bu onlara bir fikir veriyor ve bu gen bölgesine bakarak çöp çatanlık der şeyi kuruyorlar. Sitesi kuruyorlar. İşte Wow. buraya müracaat eden kişiler, kadın erkeklerin bu HLA dediğimiz yani insan lökosit antijen genlerindeki farklılık yüzdesine bakarak o kişileri eşleştiriyorlar ve çok da başarılı sonuçlar elde ediliyor burada. Hatta Yani dizilere orada koku mu oldu. Can hocam? Etkili olan şey ter kokusu mu? Yani tam orayı Hayır. O kokuyla hocam çekiliyorlar. Yani artık o evet o ter kokusu aslında şöyle hangisinin ter kokusu hangi hanıma işte cazip geliyorsa o kişinin bu gen bölgesi o hanımdan o kadar farklı. Uzak birbirine. Bu da aslında evrimsel olarak insanların
daha sağlıklı nesiller, yavrular getirmeleri için aslında bence bu evrimsel bir şey, bu çekim. Çünkü zıtlar birbirini çeker ve o gen bölgeleri birbirinden farklı. Hani yakın olan, genetik anlamda birbirine yakın olan bireyler birbirlerine çekilmiyorlar aslında. Evet. Şimdi aklıma ne geldi Can Hocam? Bilinçaltı sandık zili diye bir eğitimimiz var. Orada biz hayvanlarla, işte hayvanlarla bilinçaltında özdeşleriz. Çünkü sembol, bilinçaltı sembollerden anlıyor. Orada da mesela hayvanların koku duyularını kullanarak kendinin neslinden olan kişilerle iletişime geçiyorlar. Yani iletişim diyeyim ben ona. Bu aslında biz insanlarda da bir nevi ona yakın bir dürtüyle hareket ediyoruz. Tabii, biz de öyleyiz. O sonuçta evet insanız. Çok farklı özelliklerimiz var. Hani konuşabilme yetimiz, düşünebilme, alet kullanabilme, hani bunları basitleştirmek de istemiyorum. Çok çok daha farklı ama biyolojik olarak sonuçta bizler de omurgalı hayvanız. O anlamda. Sakın yanlış Kesinlikle. Yani anlayın. sembol dili yanılmıyor Yani aslında. biyolojik Çok da olarak net sınıflandırıldığımızda insanlar da bir omurgalı hayvanlar kısmına yerleştiriliyor. kesinlikle. O O yüzden kadar görme, duyma gerçekten önemli ilişkide. tabii. Yani o yüzden bizimle ilgili, kendimizle ilgili yapılan bütün deneysel çalışmalar, ilaç çalışmaları, başka başka türlü çalışmaların hepsi neden? Önce bir memeli hayvanda deneniyor. Doğru. Evet. Gökcan Hocam bir de az önce hani şey dedin ya farklı gen grupları birbirine çekiliyor diye. Aslında farklı gen gruplarında olmasının sebepleri hastalık riskini azaltmak, daha Tabii işte sağlıklı sonraki bir nesillerde o hastalık riski olmasın diye aslında bu onun önüne geçiyor. şekilde. Nedenler okuyor yani bunu. Genler hastasıyla Evet, diyebilir evet. miyim hocam? Evet. Peki Çok hocam çok güzel bilgiler Can Hocam. 5 dakikamız kaldı. Hatta 4 dakikamız kaldı Canlar. Can hocalarım. biraz şey yapsak böyle hafiften şunu en azından söyleyeyim. İşte bireylerin genel deneyimlerinin dışında kalan ve neredeyse herkes için işte olumsuzluk oluşturan pek çok nokta işte travmalar oralara biraz girmek istiyorum. Depresyonda nedir? Kişinin mutsuzluk halinin, motivasyon düşüklüğünün olduğunda uzun bir süre devam etmesi, kişinin iyi olma halinden uzaklaşması, kendi içine kapanması, dışarıya çıkmaması gibi gibi özetlenirken, hatta bu depresyon de tabii bunu depresyon olarak adlandırabilmemiz için bunun uzun süre sürmesi gerekiyor. Yani her birimiz hiçbir zaman hayat dümdüz bir çizgide ilerlemiyor. Kimi zaman bizler bu kadar eğitim alıyoruz ama nihayetinde insanız. Olumsuzluklar yaşayabiliyoruz, hasta olabiliyoruz, canımız sıkkın olabiliyor ama bunun uzun sürmesi durumuna depresyon diyoruz. Biz bu duyguları yaşarken işte travmada aslında ani olan olaylar, işte ölüm, hastalık, işte kayıplar, boşanma, Yangınlar. yas, evet, işte deprem vesaire gibi. Bununla birlikte her birimiz bunları yaşarken farklı farklı bireyler, herkesin bu olaylara, yaşadığı olumsuzluklara verdiği tepkiler birbirinden farklı oluyor. Bu arada insanlar yaşamadığı şeylerden dolayı da depresyon ve travmalara girebiliyorlar. Bununla birlikte hocam, dediğim gibi kişiler aynı olayları yaşıyorlar ama tepkileri farklı oluyor. Biri depresyona girerken diğeri evet bu oldu ama bundan sonra ne yapmalıyım? Bunu nasıl çözebilmeliyim? Öyle bakmalıyım diyebiliyor. Bunun içerisinde psikolojik bazı enstrümanlar olmakla birlikte aslında genlerimizin de etkisi olduğunu biliyoruz. Buyurun hemen sizi hızlıca Hemen, dinleyelim. hemen. Tamam. Şimdi Uzamış. travmalar dediğiniz gibi toplumsal da olabilir, bireysel, kişisel de olabilir ve sonucunda da tabii birçok değişik farklı depresyonlar da gelişir. Şimdi burada hem genetiğin hem epigenetiğin etkisi var travmalarda. Fakat
Tabii depresyonda da aynı şekilde, yani işte endojenik depresyon dediğimiz genlerimizle, o gen dizilerimizle alakalıdır. Egzojenik depresyon dediğimiz çevresel faktörlerden dolayı genlerimizdeki oluşan epigenetik etiketlerden ötürü bir takım aktif gen bölgelerimizin kapanması, kapalı gen bölgelerimizin aktif hale gelmesi gibi değişikliklerden dolayı olur ve bu özellikler nesillerden nesillere aktarılır. Yani travmaların aslında travmalar biz kendimiz yaşarken geliştirdiğimiz, yani o öz inanç seviyesinde belki yaşadığımız travmalar olabilir. Bebekliğimizden geldiğimiz yaşa kadar. Bir de bizden önceki nesillerden bize aktarılan travmalar var. O yüzden bunlarla ilgili de yapılan çok deneysel çalışmalar var. Vaktimiz varsa yine ben bir farelerden örnek vermek istiyorum. Yoksa da 45 geçiyor. 1 dakika ya, sığabilecekse Can Hocam anlatın lütfen. şimdi farelere kiraz çiçeği koklatılıyor bir grup fareye. Ondan sonra bunlara bir elektrik şoku veriliyor. Bu birkaç sefer tekrarlanıyor. Ve şoku yiyen fareler tabii ki korku yaşıyorlar. Sonrasında hiç elektrik şoku vermeden o farelere sadece kiraz çiçeği koklatılıyor. Ama o fareler yine aynı tepkiyi gösteriyorlar, o korku tepkisini. Sıçrama, işte buna bir tepki verme. Çok özür dilerim. Daha sonra bu farelerin üremesine izin veriliyor ve meydana gelen yavrulara elektrik şoku verilmeden sadece kiraz çiçeği koklatılıyor. Bu kiraz çiçeğini koklayan yavru fareler, ebeveynleri hangi korku tepkisini verdilerse aynı tepkiyi veriyorlar. Elektrik şoku verilmemesine rağmen. Çünkü artık o travma, o korku onlara, o yavrulara aktarıldı. Evet. Ve bu çözüm, Çağrımızın bu durum nesillerden aktarımlarıyla devam edebiliyor canlılarda. Çok teşekkür ediyorum. evet. Ben teşekkür ederim Can hocalarım, kıymetli Gökben Gönül Taş hocam, Profesör Doktor Gökçen Yuvalı. Bugün çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten ben de sizlerle beraber çok güzel farkındalıklar oluşturdunuz. Teşekkür ederim. Hem Süper Yedi TV ailesi olarak hem kendi adıma. Umarım bir daha sizi konuk alabilirim. Tadımlık oldu bugün. Canlar sizi tanımış oldu. Tekrardan teşekkür ederim konuk olduğunuz, geldiğiniz için. Yine geliriz. Geliriz. Çok Gelelim teşekkürler. lütfen. Ben çok acele Davetiniz için, nazik davetiniz için ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yine Süper 7 TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Umarım ederiz canım. daha güzel, farklı konularla da yine bir araya gelmemiz mümkün olur. Neden olmasın? Tabii ki neden olmasın Can hocalarım. Teşekkür ederim tekrardan. Canlar süremiz bitti. Katkı olabildiysek ne mutlu bize. Haftaya Salı tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.